yolda yürümüşsünüz tabii. İlk evvel orada tecrübe etmişler. Ondan sonra onun elinde mum gibiydi. Nasıl isterse öyle çevirirdi. Ve ondan sonra da kaldı. Allah-u Teala o macereden dolayı denizin erinmesi, ötmesi oradan kaldı. Bizim için de büyük istihel entüm şakirun. Bu istihamdır. Emin manasına gelir. Bu şükrü şükür etmez misiniz bu nimeti? Demir taş gibi olsaydı ne yapacaktı? Ne zararı yarardı? Hiçbir şey. Halbuki böyle yaptı size her şeye yarar. Bu neden, nereden başladı size Davud Aleyhisselam merak etti bu demiri öyle yapmaya? Süleyman Davud Aleyhisselam hukumda var etti. Nuvvetle beraber bir de hukum da var. Bir gün iki melek insan şeklinde veyahut melek şeklinde bir de sadatını düşünüyor. Demişler, ne'mel abdu Davud'a. Davud ne iyi bir insandır, adaletle meşgul. Belki demiş, eğer kendi elinin tesviyle geçinseydi ne güzel olurdu. Beytil Mavi mi diyor? Bu Davud Aleyhisselam'ın kalbinde bir akde oldu. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Ya Rabbi, bana bir yol göster de, ben elimin tesbihine gireyim de, Beyt-ül Mal'dan gireyim, adam kibir edeceğim. Halif-i kâhânat-ı vahyeti istesem edeyim. Demir ihsan ettim. Oradan başlamıştı. Ve li Süleyman'a rîhâ, âsifeten, Rüz Azim-i Şah Süleyman Aleyhisselam'ın sekayetlik rüzgarı, asifeten şiddetli rüzgar, rüha'ın devam. Hem şiddetli rüzgar, hem hafif rüzgar. Hepsi de Süleyman Aleyhisselam'ın emrindeydi. Şiddeti de böyledir, müsekkar idi emrinde. Onun tayyareleri olmak istemedi. Sevdiğim demirden değildi. Ama sevdiğim bir şeydi. Ve onun kendi... İn cihan deryat nemahi tohte şud. Saltanat, erbağı, erkanı falan hepsini alırdı. Revaha şehrin. Uduvaha şehrin. Akşamleyin bir ay mesafe giderdi. Sabahleyin bir ay mesafe giderdi, gelirdi. Böyle giderdi. Yani tayyare bugün icat edilmiş ama Süleyman Aleyhisselam o zaman icat edilmişti mesafeydi. Yani tayyare yerine kesin kişi tecrübesiyle beraber alır. Ya öyle bir arkadaştan kesin yani. Kitabın bu efendim, Süleyman Aleyhisselam ve akrafiyle beraber diyor. Akrafiyle beraber. Bir yere gittiği zaman binerdiği rüzgar onu götürür. Uduvha şehrin, arevaha şehrin. Süleyman Erdiha asifeten tecrübe emrihi onun emriyle zuhur ederdi bu rüzgar elel evdilliki barekna fiha bizim mübarek ettiğimiz Şam civarı oralara ve kunna bi kulli şeyin alimin biz azim-i Şam onun her hareketine alimdi bu buna müstehak idi biz ona erdiyiz. Sonra وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْتُونَ لَهُ Şeytanları onun emrine müsaker yapmıştı. Şeytanların bir kısmı مَنْ يَغُوْتُونَ لَهُ dalgıçlık yaparlardı, dalanlardı denize. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ
ondan başka da başka ameller yapardı. Şeytanlar, cinler, Süleyman Aleyhisselam'ın emrine müsefer edildi. Süleyman Aleyhisselam emrettiği zaman onlar iş yaparlardı Süleyman Aleyhisselam'a. Mescid-i Aksa'yı yaptırırdı onlar. Yûne zâlike ve kunnâ lehudlehum hâfızîn. Biz Ali-i Azimüşşan onların yaptığı işi de hafız edip bırakmazdı. Lakin değirmen, cam, sabun, onlar hepsi vaktiyle cinlerin Süleyman Aleyhisselam'a icat ettiği sonra o hamam bunların hepsini Süleyman Aleyhisselam'a cinler icat etmişler. Mevre diyor, tahın, cam. Tahın derse, değil mi o mevre? Cam, sabun, bunlar cinlerin istihracatı gibi Süleyman Aleyhisselam için. Cinler de böyle bir şey icat ettikten sonra yıkık getirirler dimensin olduğu vakit. Sonra Cenab-ı Hak diyor, yaptıktan sonra biz muhafaza ederdik ki gitmesin. Yok ettirmek. Ve Eyyub, ey Habib-i Mekmele Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Eyyub aleyhisselamın ahvalini de ümmetine beyan et, gavret olsun der. İznâda Rabbehu, Rabbine dua etti, yalvardı. Nasıl yalvardı? Eyyub aleyhisselam, gayet güzel bir şekli kıyafetinde, çok da zengindi, deve sürüsü vardı, koyun sürüsü vardı, evlatları çok fazlaydı. O kadar da ibadet ederdi, hatta ibadetlerinden melekler de ibadet zamanını belirliyorlardı ki, mütelessiz olurlardı. Şeytan bir gün demiş, ya Rabbi, eğer beni müsellet etsen Eyyub'un mal ve eşyasına, ben onu yoldan çıkarırım. Demiş ki, sen müsellet ettin. Bu geliyor şeytan, müsellet oluyor mu, değil mi? Allah kuvvet ediyor, imtihandır bu. Allah-u Teala üç kimseye insanları imtihanı şey ediyor. Kıyamete nazil ediyorlar ki, Rabbi, çok servet vermiştim, ben ibadet edemedim. Onu Süleyman ile gösteriyor. Bak Süleyman Aleyhisselam, hem peygamber idi, hem saltanat sahibi idi. Bir lahza ibadetten geri kalmış. Bazıları derler ki, ya Rabbi, dünyada birçok hastalık verdin de ben ibadet etmedim. Onu da Eyyub Aleyhisselam'ı gösteriyor. Bak, bu kadar hastalık idi, hiçbir zaman ibadetten geri kalmadı. Bazıları derler, ya Rabbi, dünyada biz çok fakir idik diye fikrimizden dolayı hiçbir şey yapamadık. Onu da İsa Aleyhisselam ile gösteriyor. Bir iğnesi yok diyor İsa Aleyhisselam. Yine Allah'tan gafil olmadı. Süleyman Aleyhisselam. Zenginlikle. Eyyub Aleyhisselam'ı. Eyyub Aleyhisselam hasretle. Süleyman Aleyhisselam fakirle. Şimdi çoban şeklinde geliyor Eyyub Aleyhisselam'ın yanına. Orada secdede ibadet ediyor. Diyor ki, ya sen ibadet ediyorsun ama dam yetildi, senin develerin hepsi camın altına kaldı. Hiç birisi kurtulmadı. Ben işte çobanım ya, geldim size haber veriyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın verdiği mal idi, aldı. Sen de iyi adam olsaydın kurtulmazdın. Bir tesir oldu. Hiçbir tesir etmedi. Ertesi gün koyunların çobanı sıratıyla geldi. Yine orada bir hile yapıyor da damı yetiyor. Geliyor huzuruna dedi, dün olduğu gibi bugün de senin koyunların hepsi dam altına kaldı. İşte ben çoban geldim, ben kurtuldum. Aynı cevabı alıyor. Allah
Allah'ın malidir, istediği kadar verdi, aldı. Sen iyi olsaydın, sen öldürecektin. Bana da bir şey yapamadı. Bu sefer diyor ki, ya Rabbi, onun birçok güzelliği vardır. Eğer malden tersir olmadı, güzelliği vücuduna bir bela olursa, belki gafil olursan, müsallat ediyor vücuduna. O gidiyor fakat bak bazı yerlerde Eyyub Aleyhisselam'ın vücudunda korktular filanlar bunlar hep saçmadı. Hasta oldu fakat aynı olan bir hastalık Peygamber Aleyhisselam'ın vücudunda zorunda. Hasta oluyor, acıyor. Lakin böyle bir aynı iyi gösterecek bir şeylerde yok. Şimdi o halde hastalık başladı. Hastalık başladı, 7 sene devam etti. Onun ailesi de Yusuf Aleyhisselam'ın kızıydı, torunuydu. Hizmet ederdi, yalnız başına o kalmıştı. Ve o da 7 sene hizmet edince bezar oldu tabii. Ara sıra diyor ki sen peygambersin. Bir rivayette Cenab-ı Hak seni kılaksın diyor. Ve diyor ki ben bu kadar sene sıhhat-ı afiyetle geçtim. Şimdi daha 7 sene olmuştur. Utanıyorum Cenab-ı Hakk'ın ikramı. Allah Allah, Allah Allah. Ne ayet dedi, ben de sana bakamam diyor. Geçiyor. Hanım geliyor, şeytan bir doktor şekliyle, o zamanki doktorların sıfatıyla zor ediyor hanıma, diyor ki, ben Şam'dan geliyorum, her alacın hastalığını biliyorum, senin efendin de hastadır, ben onu tedavi edebilirim. Tedavi edebilirim. Peki gel diyor. Yok, yani bir şartımız var. Benim namına bir koyun çekeceğim. Hoşuna gidiyor. Kadın nedir? Senin aksadığı nedir? Doğru ev var Eskerim'e gidiyor. Diyor ki doktor gelmiş. Seni tedavi edecek. Fakat şart budur. Sen onun namına bir koyun çekeceksin. Artık o zaman da Eyyub Aleyhisselam tam bir sıkıntı başlıyor. Hanıma diyor ki daha benim yüzüme gülme. Allah'a kısa bir yerime gel, ben iyi olursam sana 100 sene cennet bakarım. Yeniyorum 100 senede de yönetim süresine alıyorum. Sonra orada dua ediyor. Diyor ya Rabbi, vücuda filanın ehemmiyeti yok ama mesele imana taalluk ediyor. Rabbi enni mesken yabdur ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi, sıkıntılar başladı, kalbe kadar tesir ediyor, erhamur rahimin sen beni o sıkıntıdan telafi et. Feteşefestecebna lehu, biz azimüşşan onun duasını kabul ettik. Feteşefna ma bihi min durrin. Onun hastalığını teşvik davet ettik. Ve ateynâhu ve ehlehu ve mislehum ma'hum. Ehlini verdik, bir mislini de fazla verdik. Rahmeten min indina ve zikra lil alemin. Rahmet olarak verdik. Sadakallahu'l-azim.